Merhaba Çok Taraflı Futbol Severler. Yeni bir sahadan maçın hikayesi videosunda beraberiz. Bugün 26 Ocak 2020 Pazar, saatlerimiz 13.15. Maçın başlamasına yaklaşık 45 dakika var. Bugün Alebeköyspor'la Bigaspor maçını sizin için takip edeceğim. Bölgesel Amatör Lig 11. grup 15. hafta maçında turuncu mavili ekip Çanakkale temsilcisini konuk edecek. İki takımın puan tablosundaki durumuna baktığımızda Alebeköyspor 21 puanla 7. sırada, Bigaspor ise 23 puanla 5. sırada an itibariyle. Son 5 maçlara baktığımızda Bigaspor 5 maçta 3 son 5 maçta 3 beraberlik, bir galibiyet, bir mağlubiyet aldı. Son 3 maçında da berabere tamamladı maçlarını. Alebeköyspor ise son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, bir mağlubiyet aldı. Turuncu mavili ekip de son 2 maçını kazandı deplasmanda. Umarız güzel bir maç seyretmiş oluruz. Biz de çektiğimiz videoyu sizinle paylaşmış oluruz. Bu arada kanala hala abone olmayanlar abone olup destek verebilir. Videoyu daha fazla kişinin izlemesi için paylaşabilirsiniz. Yorumlarınız da olursa videonun alt tarafına bırakabilirsiniz. Öte yandan maç içerisinde birçok fotoğraf çekeceğimi de söylemiş olayım. Çektiğim fotoğrafların linkini de videonun alt tarafına bırakacağım. Oradan fotoğraflara da ulaşmış olursunuz. Maç içerisinde görüşmek üzere. Bu arada esame listeleri de elime ulaştı. Konuk ekipten başlayalım. Bigaspor'da bugün iki oyuncunun hastalık sebebiyle bugün buraya gelmediğini söyledi konuk ekibin temsilcileri. İlk 11'i okursak kalede Taner Tamince var. Burhan Dağcı, Göksel Ergün, Onur Küçük, Kıvanç Dağ, Emrah Sürücü, Umut Balcı, Burak Mete, Ümit Tuncay, Muhammed Demir, Emrah Şenol ilk 11 ile sahada olacak Çanakkale temsilcisi. Yedeklerde ise Berke Erol, Mehmet Yılmaz, Abdullah Yerli, Kubilay Atak, Hamza Alkan, Ayberk Gömeç ve Fatih Deniz olacak. Teknik sorumlu ise İbrahim Küçük. Görüntülerdeki ev sahibi ekipte ise Kerim Deler maçın sonunda geçen hafta kırmızı kart görmüştü. Eksik. Onun dışında bir eksik yok. Yeni transferler kadroya uyum sağlamış gibi gözüküyor. İlk 11'e baktığımızda kalede Hakan Çolak, Mehmet Mustafa Yıldızaç, Onur Uğulu, Semih Kaya, Salih Tunar, Hasan Çaylan, Bekbol Tanhan, Samet Şenol, Şakir Kıyak, Selahattin Enes Kılıç, Özgür Şengüler ilk 11 ile sahada olacak Metin Kaygır'ın talebeleri. Yedeklerde ise Ali İbrahim Acar, Orkun Gülşen, Muhammed Raşit Gülkalaycı, Kadir Şen, Muhammed Gültaşlar, Mevlüt Ferdi Avan ve Muhammed Taha Şen olacak. Bakalım bugün Alebeköy stadında nasıl bir maç seyredeceğiz. Hava hafif rüzgarlı, çok soğuk olmamakla beraber ara ara güneş de yüzünü gösteriyor. Bu arada hakemler de izlediğiniz gibi ısınmalarını sürdürüyorlar. Maçın başlamasına da yaklaşık 40 dakika kaldı. Maç içerisinde görüşmek üzere. Thank you.
nereye vuruyorsun oğlum kesin sen? Hoca, hoca, hoca geçmiş olsun hoca. Ali Beyköy'de maç sona erdi. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. İlk devrenin sonunda 45+1'de Bigaspor Emrah Şenol'un golüyle 1-0 öne geçmişti. İkinci devre deyim yerinde ise Ali Beyköy Spor fırtınası vardı. Taraftarın da desteğiyle büyük baskı altına aldı rakibini Ali Beyköy Spor ve 81. dakikada gol penaltıdan geldi. Selahattin Enes Kılıç penaltı golüyle 1-1 eşitliği sağladı. Sonrasında Ali Beyköy Spor'un atakları bitmek bilmedi ama müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. İlk devre Bigaspor oldukça iyiydi. Ali Beyköy Spor çok fazla bocaladı ilk devre pozisyona girmek anlamında, özellikle orta sahada iyi değildi. İkinci devre ise roller değişti. Bambaşka bir takım çıktı ortaya ve iyi oyunuyla golü de buldu. Fakat müsabaka berabere bitti. Güzel bir maç seyrettiğimizi söyleyemeyiz. Fakat oldukça mücadele gücü yüksek bir maçtı. İki takım oyuncuları da çok efor sarf ettiler. 90+3. Dakikada Emrah Şenol kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı konuk ekipte. Maç içerisinde birçok fotoğraf çektiğimi söylemiştim. Çektiğim fotoğrafların linkini alt tarafa bırakacağım. Oradan ulaşabileceksiniz. Bir başka sahadan maçın hikayesi videosunda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.